Medya Haber'den merhaba. Medya Haber'de gündemle karşınızdayız. Ukrayna'dan başlayacağız. Ukrayna'da bir kriz baş gösterdi. Bunun üzerine NATO'nun da içinde olduğu, Biden'ın, Putin'in konuyu görüştüğü bir kriz adım adım da büyüyor. Görünen o, taraflar pek uzlaşmış da değil. İşte bu kriz bir yönüyle Türkiye'yi, Kuzey Kürdistan'ı, Orta Doğu'yu, Güney ve Rojava'yı nasıl etkiler? Bunun üzerinden konuklarımızla tartışacağız. Bu krizin bölgeye yansımalarını değerlendireceğiz. Ayrıca bu krizden nemalanmak için kuytuda bekleyen bir Erdoğan var. Yani bununla ilgili de çok şey konuşuluyor. SİHA üzerinden tartışmalar yaşandı. Ukrayna'ya verilen SİHA'lar tartışıldı, konuşuldu. Bu da gündemimizde olacak. Tabii bunun yanı sıra özellikle hem ABD hem de Rusya üzerinden bölgeye dönük bir diplomasi, mekik görüşmeler başladı. Hem Güney Kürdistan'a hem Rojava'ya bu görüşmelerin etkilerini de konuşacağız. Bir diğer gündemimiz ise DAEŞ'in peşmergeye, Türk Devleti'nin de Şengal'de Ezdi halkının yöneticilerine saldırısı olacak. Ve tabii elbette bölge bir savaşın eşiğindeyken bunun çözümü nasıl olacak onu da konuşacağız. Dört değerli konuğumuz var. Üç değerli konuğumuz var, pardon, özür dilerim. Sinan Çiftürek, Kürdistan Komünist Partisi Genel Başkanı. Hoş geldiniz Sinan Bey yayınımıza. Hoş bulduk, iyi akşamlar. Azat Barış, Yeni Yaşam Gazetesi yazarı. Siz de hoş geldiniz Azat Bey. Ve Ali Ergen, Ergin Demirhan, Sendika.org editörü, gazeteci arkadaşımız. Siz de hoş geldiniz Sayın Demirhan. Gündemi başlarken verdim ama bugün aynı zamanda Kamışlı katliamının 40. yıl dönümü. 1981'de 11 Aralık 1981'de Türk Devleti dönemin yüzbaşısı Ahmet Cem Ersever komutasındaki bir grup kontra elemanıyla sınırdan içeriye girip Rojava Kürdistan'ında Kava yöneticilerinin toplantısını basmış ve o insanları katletmişti. Bir hatırlatma babında o dönemi de koşullarını da bilen Sayın Sinan Çiftre'ye kısa bir yorumunu alalım bu konuyla ilgili. O günden bugüne katliamlar hala devam ediyor. Ondan sonra Ukrayna ile başlayıp gündemimizi tartışırız. Sinan Bey, bu bapta sizden Kamışlı katliamını değerlendirmenizi isteyeceğim. Ne düşünüyorsunuz o günden bugüne? Teşekkür neler ederim. Var neler yok? Özellikle Sayın Barış'a ve Demirhan'a hoş geldin diyoruz. Merhaba kendilerine. Kamışlı katliamından önce bir şey daha belirtelim. Bu peş peşe saldırılar geldi malum. Önce yine Kamışlı'da Yusuf Gülo ve akrabalarının ölümüne yol açan, sonra peş peşe gelen peşmerge yönelik saldırılar ve ölümlerle sonuçlanan epeyce derken en son Şengal Özerk Yönetimi'nin eş konsey başkanı Mervan Bedel'in ve yandaki sivillerin yaralanmasına yol açan, kendisinin ölümüyle sonuçlanan saldırılar peş peşe geldi. Bu saldırılar nedeniyle yaşamını yitirenlerin tümünün ailesine ve Kürdistan halkına başsağlığı diliyoruz. Saldırıları şiddetle, nefretle kınıyoruz. Kamışlı katliamı Kala örgütüne yönelik olarak Kamışlı katliamı, evet, üzerinde uzun uzun konuşulması gereken bir şey. Çok şey konuşuldu. Kitap da yazıldı üzerinde malum. Kitaplar çıktı. Kava örgütünün örgütüne yönelik ne derler? Hemen hemen en önemli yönetim kadrosunun içinde yer aldığı büyük bir katliamdı. Söylenti odur ki, iddia odur ki bu katliam sadece Türk kontra güçleri yapmadı. Aynı zamanda Suriye rejimiyle de bilgisi dahilinde, işbirliği içinde bilgisi dahilinde bu katliamın gerçekleştiğine dair iddialar var. Yazıldı, çizildi bunlar. Mümkündür. Bir evde 11 Aralık kaşında bir evde bulunan 17 kişi. Evet. Ki bunlardan sadece bir kişi kurtuldu. Bir tanesi de
Necla şey olması gerekir, ne derler, Baksi, 8 aylık hamile çocuğuyla birlikte katlediliyor. O 17 kişiyle sadece yanılmıyorsam kurtuluyor. Şu anda iletişim kadrosu. Bu katliam nedeniyle yaşamını yitirenlerin bu yıl dönümünde kendilerini saygıyla anıyoruz. Katliamı şiddetle kınıyoruz. Bu katliamların hiçbir zaman Kürt davasının Kürt ulusal özgürlük mücadelesine yönelik olarak ne derler amacına ulaşmayacağını belirtip tekrardan anılar önünde saygıyla eğiliyorum. Peki hemen devam edelim yine sizinle isterseniz. Ukrayna krizinin bölgeye yansımalarını konuşmak istiyoruz. Doğrusu uzun bir, yani belki başlık kısa ama epey teferruatlı bir konu. Çok da aslında belki Türkiye'de dikkat çeken bir tartışma konusu da değil ama sanki bölgeye dönük yeni bir savaş konsepti de devreye girecekmiş gibi duruyor. NATO'nun da müdahil olduğu, Ukrayna'nın içinde yer aldığı tabloyu Rusya'nın kabullenmediği bir süreç. Biden'la Putin de görüştü bu konuyu. Bununla ilgili de görüşlerinizi alarak başlayalım tartışmamıza istiyorum. Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Bu krizin yansımaları ne olur bölge? Teşekkür ederim. ABD biliniyor savaşın ağırlık merkezini Güneybatı Asya'dan Pasifik'e kaydırınca beklenen şuydu. Yani Kürdistan'ın merkezinde yer aldı. Bölgenindeki savaş ikliminin en azından soğutmaya alınacağı yönünde beklenti vardı. Fakat o beklenti gerçekleşmedi. Dört noktada savaş iklimi ağırlaşıyor. Birincisi malum Karadeniz, Karadeniz'in kuzeyinde özellikle Ukrayna Kırım üzerinden. İkincisi Körfez'de, hakeza yine savaş iklimi ağırlaşıyor. Bugün, dün basında çıkan haberler Amerikan ve İsrail istihbaratının, CIA ve İsrail istihbaratının ortak bir İran nükleer tesislerine yönelik saldırı hazırlığı olduğu söyleniyor. Tatbikat hazırlığı oldu, pardon. Saldırı değil, tatbikat. Malum Kafkasya'da aslında savaş tekrardan tırmanmıştı. Rusya şimdi bu Ukrayna'yla uğraşırken burayı şey yapmak istedi, nedir tabirinde ise ikisini de liderle çağırdı. Moskova'da bu savaşı soğutmaya aldı şimdilik. Doğu Akdeniz'de hakeza savaş yeniden tırmanıyor, ısınıyor. Biliniyor ki 8 Aralık akşamı Biden-Putin zirvesi yaşanırken iki tane önemli gelişme yaşandı. Bunlardan bir tanesi İsrail ilk kez tarihinde Suriye'nin güneyini değil, Suriye'nin kuzeyini Lazkiye'yi bombaladı. Lazkiye'de de yanılmıyorsam İran'a ait bir şeyleri, kimi konteynerleri bombaladı. Benzer bir durum, bir gelişme yine aynı gün Amerika Birleşik Devletleri yine ilk kez Deir ez-Zor'da Suriye ait köylerine yönelik bir askeri güçleri yönlendirdi. Orada İran'ın milisleri var, Suriye'nin askerleri var. Yani aslında tabii şeye zorladı, ne derler, çatışma iklimini zorladı. Şu söylenebilir, 8 Aralık'ta ne çıktı? 8 Aralık'ta çıkan sonuç şudur. Bir savaş şu anda Ukrayna üzerinde bir savaş beklenmiyor. NATO da buna hazır değil, Rusya da buna hazır değil. NATO hazır değil çünkü birincisi demin belirttik, Amerika Birleşik Devletleri Çin'i kuşatmaya alıp oraya uğraşırken Rusya'yı mümkün olduğu kadar en azından nötrleştirmeye çalışırken şimdi Rusya'yı çok fazla sıkmak istemiyor. Malum kartını kullandı. Ne dedi? Ekonomik ambargo kartını ağırlaştıracağız dedi. Almanya ile Avrupa ile paralel. Rusya da esasında şu anda bir savaşa hazır değil ama buna rağmen eğer illa da Amerika Birleşik Devletleri NATO zorlarsa NATO Ukrayna için bugün savaşmayacak. Aslında bir NATO askeri gidip Ukrayna için ölmez. Ama Putin çok açık mesaj verdi, biz ölürüz diyor. Dolayısıyla şu anda bir savaş tehlikesi yok fakat bu savaşın yol açtığı belli sonuçlar var. İki cümleyle ona değineyim, zaman noktalayayım ben. Birincisi bu Kürt meselesini etkileyecektir. Yani savaşın çıkması şu anda Kürt halkının lehine değil, bölge halklarının da lehine değil. Özellikle Rojava ve Güney Kürdistan bölgesinde lehine değil. Evet. O nedenle de savaş ikliminden uzaklaşmaları önemlidir. İkincisi, şimdi Türkiye bu
noktada bir durumdan hazife çıkarmaya çalışıyor. Ukrayna'ya ortak olmaya çalışıyor. Putin çok net mesaj verdi. Ukrayna meselesi bir dış mesele değildir. Ukraynalıların kendi iş meselesidir. Siyasetini izliyor. Kimse buna karışmayacak. Ukrayna üzerinden ABD'ye yaklaşması Putin bu kez Kürt kartını açtı. Bunun Kürt siyaseti lehine açacağı imkanlar var, olanaklar var. Bunun üzerinde konuklarımız, diğer arkadaşlarımız da üzerinde duracaklar. Peki. Değerlendirmemiz lazım. Yani bu tabirin gelirse Rusya'nın siz Kırım'ı ve Ukrayna'ya kaçırsanız ben de Kürt hattını açıyorum. Açık mesajını verdi. Bunun yanlışlı sonuçlar olacak. Türkiye muhtemelen masaya diyelim ki İdlib'in yanı sıra bu kez Kırım Rojava şeyini gündeme getirebilir. Ama Türkiye'nin hareket alanını daraldığını belirteyim. Tam Sinan Bey'in kaldığı yerden devam edelim istiyorum. Azat Barış sizinle devam edelim. Putin Kürt kartını tehdit olarak masaya sürdü dedi Sinan Bey. Bunu nasıl algılamak gerekir? Yani Batı'ya karşı böyle bir konsepti ileri sürmesi ve özellikle Türkiye üzerinden geliştirebileceği aksiyonları düşündüğümüzde karşımıza nasıl bir tablo çıkabilir sizce? Evet, Sinan abinin bıraktığı yerden devam edecek olursak, Putin'in özellikle 1956'dan sonra Rusya'nın Akdeniz üzerinden kurmuş olduğu denklem, yani daha doğrusu Rusya'nın Suriye'ye müdahil olmasıyla beraber Akdeniz'de eskiden olmadığı kadar bir paydaş haline geldi. Bir kere bu çok önemli. Buranın altını çizmek lazım. Üç deniz meselesi var. Kürt meselesi tabii ki bu denizleri neredeyse ortasında konumlanmış durumda. Jeostratejik ya da jeopolitik olarak öyle. Kürdistan öyle sanıldığı gibi sağ yeraltı ya da yerüstü zenginlik kaynaklarıyla dikkat çeken bir yer değil. Stratejik konumuyla da önemli. Yani kartografik olarak da çok önemli bir yerde bulunuyor. Bu çok önemli. O nedenle Rusya'nın Türkiye'nin Ukrayna'ya satmış olduğu silah ya da askeri mühimmatların tabii ki o kadar onları çok rahatsız etmiş olacak ki Kürt kartını tekrar gündeme getirdi. Kaldı ki bugüne kadar Suriye meselesinde Kürtleri her şekilde Türkiye yem olarak kullanmaya çalışan bir siyaseti vardı. Ama senin abinin belirttiği şekilde zaten Putin'in Ukrayna üzerinden kurmuş olduğu Kürt denklemi sadece metaforik bir şey değil, olgusal olarak da bir hakikate tekabül ediyor. Çünkü Kürtler hem toplumsal olarak hem de askeri olarak Suriye ve Güney Kürdistan'da dünyanın belirli merkezlerinin dikkatlerini üzerlerine çekmiş durumdalar. Dolayısıyla bölge hakimiyeti söz konusu. Alan anlamında öyle, askeri güç olarak bile bir toplumsal olarak da bir varlıkları söz konusu. Türkiye'nin Ukrayna ile kurmuş olduğu ilişki ise sadece diplomatik ve belki ticari, askeri anlamda ticari olarak algılanabilir. O nedenle Rusya'nın Kürt meselesinden bahsetmesi olgusaldır. Sadece metaforik değildir. Yahut da geçici diplomatik ilişkiler bağlamında eline alınacak bir şey değil. Şimdi Ukrayna'ya gelecek olursak, Ukrayna'nın meselesi bence aslında öteden beri cereyan eden bu üç deniz meselesi. Yani NATO aslında ABD bundan sonra kendi işlerini neredeyse ABD'nin yönettiği hiçbir merkez üzerinde yönetmeyecek. Yani Pasifik'in dışında yoğunluklu olarak güçlerini oraya kaydıracak ve jeostratejik olarak da bütün analizler aslında oraya gösteriyor. Ama diğer taraftan da bir güç azalmasına, daha sonra bir güçlerini minimalize etme konusunda almış olduğu kararlar artık NATO merkezde olacak. O nedenle Stoltenberg'in Rusya ile ilgili, daha doğrusu Rusya'nın Ukrayna bağımsızlığına karşı savurduğu tehditlere değinirken şunu söyledi: bedelini öder dedi. Evet, bu bir savaşa gitmeyebilir ama bedelini öder. Rusya ise şöyle bir şey yaptığını düşünüyorum. Özellikle ABD'nin şu anda Karadeniz'i Akdeniz karşılığında gücünü tahkim etme konusunda bir konsept üzerinde çalışıyor ve NATO'yu devreye koyuyor. O nedenle Rusya Orta Doğu'da elde etmiş olduğu alan hakimiyeti yahut da siyasi konumlama güçlü olabilir. Ama kendi evinde çok zayıf. Nedir bu? Hatırlayın, yani Gürcistan'a yapmış olduğu askeri yığınak,
yahut da Azeri-Ermeni Savaşı Rusya yanıt şey vermeden, yeşil ışık yakmadan olacak bir savaş değildi. Türkiye oraya çok müdahil oldu, doğru, ve buna müsamaha da etti aslında. Çünkü aslında NATO'nun Ukrayna'dan önce Gürcistan ve Ermenistan'la görüşmeleri söz konusuydu. Yani eski Sovyetik sistemin içinde olan bazı ülkelerin NATO'ya dahil edilmesi üzerinden Karadeniz'i tamamıyla kontrol altına almak istiyor NATO. Rusya da ne yapıyor? Ukrayna'nın varlığı aslında bir şekilde Almanya'nın bir garantisi. Yani Ukrayna'nın gitmesi, koca Almanya, Avrupa'yı yöneten iki merkez var bilindiği üzere. Paris'le Berlin. Kaldı ki Berlin'in yeni seçilmiş İçişler Bakanı yaptığı ilk yolculuk yine Paris oldu. Dolayısıyla Brüksel'in herhangi bir rol oynamadığını hepimiz biliyoruz. O nedenle NATO üzerinden aslında Ukrayna'ya herhangi bir müdahalenin olması durumunda bu kadar sert konuşan Stoltenberg aslında yine bir temsili pozisyonla pozisyon almıştır. Yani evet. Buradan bakmak lazım meseleye. Kürtlere gelince de Kürtlerin bu konumda kazançlı çıkmaların tek bir yolu var. Ulusal birlik olmayabilir, zor bir şey, ama bölgeler arasında, yani dörtte bölünmüş Kürdistan'ın bütün bölgelerinde bulunan siyasi partilerin bir evet. diyalog merkezi oluşturmaları gerekiyor. Bu olursa uluslararası diplomasi anlamda Kürtlerin 100 yılı olacak. Sevgili Fehim'in dediği gibi. Kürtlerin zamanı çünkü. Buradan bırakayım ben. Peki. Ali Ergin Demirhan, biraz da doğrusu Erdoğan üzerinden konuşulan spekülasyonları size sormak istiyorum. Erdoğan sanki oradaki bir çatışmayı tetikliyor gibi görüş belirtenler de var. Yani oradan bir şekliyle kendi iktidarını da konsolide etmeye dönük bir yaklaşım içerisinde olacağını söylüyor. Sayın Çiftürek de, Sayın Barış da bir savaş olasılığının olmadığını söylüyor ama Türkiye üzerinden, Erdoğan üzerinden Ukrayna krizine bakınca görünen nedir? Siz ne düşünürsünüz bu konuda? Yani şimdi iki şeyi baştan koyalım. Yani bir, eğer bütün parçaları birbirine bağlayarak tartışacaksak, onların ilişkisi bağlamında tartışacaksak, Türkiye bir NATO üyesi, burada da ABD ile çok kuvvetli bağları da var. Kim ne derse desin, denklem bunun üzerinden gidiyor. Erdoğan da 2 yıldır bunun üzerinden yürüyor. Yani Biden yönetimi öncesinde başladı. Biden yani bir ABD'deki iktidar değişikliği öncesinde. Biz NATO politikalarına gayet uyumlu bir şekilde gideceğiz. Bunu Karadeniz'de de göstereceğiz dediler ve bununla örtüşen bir şey Ukrayna'da yaptığı. Hatta Rusya'nın nüfuz alanlarına girip Putin'le anlaşma içerisinde girse bile Rusya'nın nüfuz alanlarındaki askeri varlığını sürekli NATO açısından bir avantaj olarak sunuyor. Ve bu şekilde de ABD'ye kendisinin işlevli, kullanılabilir, yararlı bir müttefik olduğunu söylüyor. Rusya da bunun farkında. Rusya da Türkiye'yi hiçbir zaman bir müttefik olarak, bir dost olarak yanında tutmadı. Dostunu yanında tut, düşmanını daha yakın tut. Stratejisi doğrultusunda yanında tuttular. Bu işin bir tarafı. Hani okuyacaksak bundan sonra gelişmelerde Amerika, Rusya, Türkiye ile nasıl bir ilişkisi içinde olacak ve diğer bölgelerde. Bu hiç değişmiyor, şaşmıyor. Yani o Türkiye'de bunu en tartışmalı hale getiren süreç 15 Temmuz darbe girişimidir. Orada da TSK'nın teslim edildiği, yani şu an Genelkurmay Başkanı değil, Savunma Bakanı bir numarası diyelim ordunun. Hulusi Akar, Amerikan raporlarında da güvenilirliği vurgulanan, kendisi de NATO'ya bağlılığını, Türkiye açısından NATO ilişkilerinin önemini vurgulayan bir kişi. Karadeniz'deki faaliyetler de bununla örtüşmesine özellikle dikkat çekiyorlar. Bu yeni bir durumda değil. Ha, ben şey de düşünmüyorum, yani belki biraz bir farklı bir taraftan bakmak gerekir diyeceğim. Daha doğrusu farklı bir olasılığı dikkate almak gerekir. Rusya'nın Kürt siyasetini Türkiye'nin Ukrayna siyaseti ne kadar değiştirecektir? Rusya açısından şaşırtıcı bir durum yok Ukrayna'da. Evet. Yani Osmanlı'dan beri diyelim,
Karadeniz'de bizim Rusya'yla, yani Türkiye'nin Rusya'yla problemi şeydir. Vardır, biz müttefik değilsiniz, siz düşman güçsünüz. İki, çelişen, hele de AKP ile birlikte bu daha çok. Erdoğan bir savaş aralığı arıyor. Ama bu aradığı aralık, yani şey gerilimi, Rusya'yla aradığı gerilim, ABD'ye ve diğer NATO müttefiklerine kendisini beğendirebilmek açısından, kendisini beni kenara itmeyin, benden desteğinizi çekmeyin, ki o destek çekiliyor görüyorsunuz. Hı hı. Bu açıdan tırmandılan bir gerilim. Ama kendi iktidarını sürdürebilmek açısından aranan gerilim Kürtlere yönelik savaş. Yani Irak ve peki, Suriye'de Kürtlere hedef alan savaş. Burada da ben değerlendirmelerin, yani şeyler oldu işte, Türkiye Ukrayna'da Rusya'yı bunaltıyor, o yüzden Ruslar da Kürt kartını açacak. Ruslar Kürtleri Ukrayna yüzünden hatırlamış değil. Kürtler Suriye'de bu ABD destekli cihatçı istilasına karşı ülkelerini savunan iki asli güçten biri. Bu savaşın da kazananı. O yüzden Suriye'nin geleceğinde söz sahibi olanlardan da biri. Peki. Amerika'nın daha geçici bir pozisyon sahibi olduğu, Rusya'nın da daha kalıcı bir pozisyon sahibi olduğu Suriye'de Rusların Kürtleri atmak, dikkate almamak gibi bir şey yok. Bugüne kadar izledikleri stratejide doğru. Peki. Yani o şey, nasıl diyeyim, o doğrultuda bir Kürtlere pozisyon arayışı var. Burada da son sözümü söyleyeyim, sonra geçelim. Rus-ABD çelişkisinden çok Rus-ABD çıkar örtüşmesi ve anlaşmasına biraz daha dikkat etmek gerekiyor. Çünkü böylesi bir şey de var. Yani bir soğuk savaş gibi bir çelişkiden bahsetmiyoruz. Yer yer rekabet eden, çelişen, yer yerde anlaşan ve Suriye'deki çözümü de bu anlaşmaya bağlı olarak gören iki güç var. Buradan bakmak gerekir diye düşünüyorum. Tam da kaldığınız yerden devam edelim istiyorum Sinan Çiftürek'le. ABD ile Rusya'nın yer yer anlaşan, yer yer çelişen yaklaşımından söz ettiniz. Bu anlamda da son dönemde özellikle Kürtlere dönük bir mekik diplomasisi başlamış. İşte Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Hevler'e gitti. KDP ile Kürdistan yönetimiyle görüştü. Suriye Demokratik Güçleri heyeti Moskova'ya gitti. Öncesinde Washington'a gitmişti. Bu konuştuğumuz çelişkiler ve barışıklıklar, ikisi de tırnak içinde, bağlamında soruyorum. Nedir bu yaşananlar, bu yoğun diplomatik atakların işaret ettiğini nasıl yorumlamak lazım Sinan Bey? Sağ olasın. Bazı noktalar netleşti. Netleşen neydi? Daha önce hepimizin kullandığı tabirle Orta Doğu'da Kürt siyaset denklemi kurulamıyor. Sadece siyaset denklemi değil, askeri denklem de kurulamıyor. Bunun gitgide artık kalıcı olduğu görülmeye başlandı. Bütün sömürgeci kuşatmaya rağmen bir bu görüldü, netleşti. Dolayısıyla dikkat ederseniz sadece bu ABD-Rusya üzerinden bir trafik söz konusu değil. Aynı zamanda Çin gibi bir parça bölgeye statükocu gözle bakan Rusya gibi, o bile sonuçta Güney Kürdistan'la Rojava ile ilgilenmeye başladı. Hatta biliniyor zaten, Çin beklenmedik bir tutumla Türkiye'ye Suriye'den, Rojava'dan çıkın beyanı verdi. Bunun nedenlerinden bir tanesi de Azat Bey değindi. Yani Kürdistan'ın jeopolitik konumudur. Sadece coğrafi, zenginlik kaynakları değil. Aynı zamanda üç denizin tam ortasında olmasıdır. Bu önemlidir. İkinci önemli etken, trafiğin yoğunlaşmasının nedenlerinden biri de demin Ali Bey de değindi. Siz de şey yaptınız. Şimdi ABD ile Rusya, özellikle ABD'nin savaşın ağırlık merkezini sözünü ettiğimiz Pasifik'e kaydırmasıyla birlikte Rusya ile bir yakınlaşma sürecine girmek istedi. Nasıl daha önce 25 yıldır Güneybatı Asya üzerinde savaş sürerken Afganistan, Ukrayna, Mısır üçgeninde Çin'i nötrleştirmeye çalışıyordu Rusya'ya karşı. Şimdi tersini yapmaya çalışıyor. Çin'i kuşatma almışken Rusya'yı nötrleştirmeye çalışıyor. Rusya'yı sık boğaz etmek istemiyor. Hatta bazı dosyaları Rusya'yla birlikte ele alıyor.
Suriye dosyası ABD ile Rusya'nın şu anda ortak masasında. Görüştüler, biliniyor, tartışıyorlar üzerinden. O dosya üzerinde ortak çalışmasalardı, Arap Birliği bugün Suriye'nin kapılarını açmazdı. Peş peşe Arap ülkeleri Suriye ile Arap Birliği'ne tekrar dönün adımını atmazlardı. Rusya doğru söylüyor Ali Bey. Rusya'nın özellikli konusunda belki de dünyanın en zengin deneyimine sahip olan bir ülke. Fakat Kürt meselesinde her zaman örkek davrandı. Hiçbir zaman özellik kavramını çok net olarak dile getirmedi. En son Amerika ile bir nevi Rojava dosyası üzerinde de tırnak içinde Rusya'ya havale etmesi, öyle diyelim. Rusya daha net, açık bir tutumla özellik lafını etmeye başladı ve Esad'ı Moskova çağırdı bizzat. Esad'la görüşmeye başladı. Suriye'de ufak tefek hareketlenmeler oldu, daha örkek de olsa. Ama Rusya bir şeyin altını çiziyor yine. Diyor ki, evet, Kürtlere bir özellik gereklidir. Amerika'yla uzlaşmasının gereği olarak hala çalışıyor üzerinde. Fakat Kürdistan bölgesi gibi bir özellik olmamalı diyor. Bunun altını çiziyorlar. Suriye'nin toprak birliği, yani özellikle iki ayrı askeri ordu asla olmamalı. Bunun üzerine çalışıyorlar. Şam bu trafik içerisinde adamın merkezleşi kimi mesajlar veriyor, gilget yaşıyor yer yer. FEM'den veya özel yönetim yöneticilerle görüşüyor ama Şam hala ikili oynuyor. Çok daha net olarak Rusya'nın da telkinine rağmen bir tutuma girmiş değildir. Öyle söyleyelim. Halen Rojava'ya karşı Türk sopası kullanılıyor. Suriye'de bunu kullanıyor. Hala Rusya'da bu yer bunu kullanıyor, Türk sopasını. Ve ilginçtir, Türkiye ile ilgili Kürt siyasetini, Rojava ve Güney siyaseti illaki takip ediyorlar. Bizden daha iyi takip ediyorlar ama yine belirtelim, şöyle bir durum var. Eğer Suriye, Şam rejimi Kürtlerle anlaşıp şu ve bu düzeyde bir coğrafi statüye, coğrafyaya dair bir özelliği, kültürel özellik değil, evet derse Türkiye beklenmedik bir hamle yapabilir. Saldırı da olabilir ama kuvvetli ihtimallerden bir tanesi Şam'a bir kart atabilir. Buyurun, ben çekiliyorum ama siz de özellik meselesini anlaşalım, kıskaca alalım gibi bir politikayı Türkiye izleyebilir. Kürt siyasetinin Rojava'nın önünde en büyük tehlike budur diyeyim. İran ise pozisyonu güçlendiriyor. Rusya'da İran'ın Suriye'deki pozisyonundan rahatsız, o bakımdan çıkmasını istiyor. Şam'la anlaşmaya çalışıyor, Şam'ı zorluyor. Şam'ın eli bu bakımda sıkıntılı. Ama İran her şeye rağmen kendi pozisyonunu korumak istiyor diyeyim. Peki. Azat Barış, sizinle de aynı başlık üzerinden devam ederim istiyorum. Özellikle Güney Kürdistan boyutuna ilişkin ne dersiniz? Yani biraz önce birliğe dikkat çektiniz. Bu diplomatik atakların geliştiği sürede Güney Kürdistan'da Rusya'nın son yaptığı görüşmelere de doğrusu çok sıcak bakılmadı. Biraz temkinli ve şüpheli bakanlar da oldu. Bu konuda görüşünüz ne olur? İkincisi, Kürtlerin birbirinden bağımsız bir şekilde davranması ya da biraz önce dediğiniz gibi bir ortak stratejik merkez oluşturmaması durumda buradan kazançlı çıkmaları ne kadar olası? Ne düşünüyorsunuz? Evet, teşekkürler. İki noktaya bence dikkat çekerek yapmak lazım. 2003'tü Saddam'ın Saddam rejiminin yıkımından sonra Güneyli Kürtler çok önemli bir şey yaptılar. Yani seküler dünyanın değerler merkezine uzanan yeni demokratik bir inşaya başladılar. Bu bütün dünyanın dikkatini çekti ve bölge gittikçe daha demokratik ve refaha kavuşmuş, nispeten de olsa özgürlüklerin olduğu bir yerdi ve bu Arap dünyasının, daha doğrusu Arap Yarımadası'nın alışık olmadığı bir şeydi. Yani eğer 100'ün başında kurulan bugün Türkiye Cumhuriyeti dediğimiz sosyal kurguyla bahsetmeyeceksek, onu saymasak, ondan sonra demokratik diyebileceğimiz tek inşa orası. Bu bir. İkincisi, Suriye Savaşı'nın patlak vermesiyle beraber ortaya çıkan ikinci bir aydınlanma dönemi başladı. Bu Rojava'nın yine Kürtlerin öncülüğü çektiği, sonradan bütün halkları, inançları, kimlikleri kattığı önemli bir sosyal dönüşüm yaşadı Rojava. Ve bu dünyanın dikkatini çekti. Bu da yine evrensel değerler merkezine uzanan bir inşaydı. Şimdi bu iki inşa çok önemli. Bu iki inşanın belki 20 yıl
bir farkla ya da 15 yıllık bir farkla bir araya getirmek gerekiyor. Şimdi bunun bir araya gelmemesi durumunda ya da bir koordinasyonla yönetilmemesi durumunda batıdan baktığınızda yerel aktör olarak kabul görmüyor. Ne diplomatik olarak ne de sosyopolitik anlamda dinamikler bunu göstermiyor. Sadece yerel güçler olarak bir varlıkları söz konusu ve bir karşılığı var. Bu doğru. Şimdi batıdan bakınca durum böyle ama peki bölgede bakınca ne oluyor? Bölgede bakınca da daha tehlikeli bir resim, daha doğrusu tablo ortaya çıkıyor. Yani kendi başına buyruk deyim yerindeyse herkes kendi bölgesinde kurmuş olduğu hakimiyeti ya da tahakküm de diyebiliriz eleştirel olarak ve dolayısıyla bölgeyi etkileyecek bir dalgaya dönüşmüyor. Dönüşmediği için de Kürtlerin Orta Doğu'da bir kimlik yahut da tarihsel coğrafi anlamda birlik oluşturamadıkları için Batı'nın bakış açısı siyasal bilimler doğrultusunda değişmiyor. Bunun bir kere dönüşmesi lazım. Bu çok önemli. Şimdi durum böyleyken mevcut olan ulus devlet modellerin içinde Kürtlerin kendi varlıklarını sürdürmesi ne kadar mümkün? Bence bu da çok önemli bir şey. İkinci sorunuzu tekrar alabilir miyim? Ya özellikle Kürtlerin kendi aralarında stratejik bir birlik ya da işte sizin dediğiniz gibi bir ortak akıl merkezi oluşturmadan bu handikapları aşmaları mümkün mü? Buna dönük nasıl önlemler alınabilir? O evet, soru bir şey. Evet, teşekkürler. Çünkü emin değildim. Bakınız ben size bir rapordan bahsedeceğim. Ama herhangi bir veride falan bulunmayacağım, veriler vermeyeceğim. Rakamsal veriler değil. Avrupa'nın son ilerleme raporunda, Türkiye'nin ilerleme raporunda Türkiye'nin Suriye'de işlediği suçlarla ilgili bir bölüm var. Evet. Eğer Kürtlerin birliği olsaydı ve Kürtlerin dünyanın merkezlerinde müşterek bir temsilcilikleri olsaydı diplomatik ya da siyasi anlamda bu rapor çok önemli kapılar açabilirdi. Ama bunun açmamasının sebebi Kürt dağınıklığıdır. Yine Birleşmiş Milletler'in yaşanan bir olay vardı. Çin'in yine hak iddialarıyla istiyorum. Yani araya girip sormak istiyorum. Böylesi lütfen. Bir dağınıklıkta bu Bogdanov'la görüşmeye şüpheyle yaklaşmanın nedenlerinden biri de bu mu? Yani sonuç itibarıyla Türkiye ile özellikle Güney yönetimi arasında, KDP yönetimi arasındaki olan ilişkinin de bunlara engel olduğuna dair çok ciddi görüşler var. Mikhail Bogdanov ile ilgili size özel bir bilgi vereyim. Ben Doktor Ziyad'ın arkadaşıdır ve Doktor Ziyad Moskova'da bulunan Esad'ın en önemli adamlarından biridir. Ve kendisi yarı Kürttür. Dolayısıyla Bogdanov'un bütün ziyaretleri ne kadar resmiyette Rusya'yı temsilen olsa da aslında Esad adına bütün bu görüşmeleri yapıyor. O nedenle başından beri buna şüpheyle karşılıyorum. Uluslararası diplomasi ve ilişkileri ilerleyen biri olarak söyleyeyim size. O nedenle bu tür görüşmeler Kürtler arası mevcut geriliminin daha da sertleşmesine bence su taşımakta. Yani bunu minimalize etme, bunu bir barışçıl ortama dönüştürme çabası değil. O nedenle acilen ortak bir ajandayla Suriye ve Güney Kürdistan'ın ortak bir ajandayla dünyada Kürt temsili üzerinden bir denklem kurması lazım. Ben herhangi bir siyasetin temsilcisi olarak konuşmuyorum. Bir siyaset bilimcisi olarak, dünyayı okuyan biri olarak size bunu söylüyorum. Peki. Bu olmadan Batı'dan Kürtlere bakınca tamamıyla dağınık ve bir önceki yüzyılın sefaleti içinde görüyorlar. Bölgede elde ettikleri bazı konumlamaların güçlü olmasına rağmen bu durum maalesef böyle. Bunu aşmak lazım diyorsunuz. Ali Ergen Demirhan, sizinle devam edelim. Doğrusu önemli bir başlık, birçok diplomatik atak var ve bu diplomatik atak içerisinde bölgesel güçler de
farklı rollerle sürece müdahil olmak istiyorlar. Türkiye'de, İran'da, Suriye'de ve bunların bir ortak özelliği de aynı zamanda her birinin, hatta Irak'ı da dahil ederek söyleyelim, her birinin kendi içinde ciddi bir Kürt sorunu gibi sorunla da karşı karşıya olmaları. Hala bu konuda handikaplar çok ciddi bir biçimde devam ediyor. Tüm bu yapılanma artık karmaşa mı deriz, kaos mu deriz ya da işte başka bir tanımlama mı yaparız ama tüm bu tablo içerisinde siz bu ilişkileri, iletişimleri ve orada özellikle Kürtler açısından değerlendirdiğinizde ortaya çıkacak olası gelişmeleri nasıl değerlendirirsiniz? Yani şimdi zaten dört ülkenin Kürt sorunu, Kürt nüfusu var ve bu devletlerin de ortak kabulü, mutabakatı da bu Kürtlerin statü kazanmasının engellenmesi üzerine. Hani Irak'ta ABD işgali sonrasında bir yapı oluştu. Ben Rojava ile Irak arasında biraz epey bir fark. Yani Güney Kürdistan ile Rojava Kürdistan arasında çok ciddi farklar olduğunu düşünüyorum. Kürt Ulusal Birliği'nin kurulmaması için, yani bütün bölge güçleri kurulmasını istemiyor zaten, ayrı durmasını. Uluslararası güçlerde bir tane uluslararası güç söyleyemezsiniz ki Kürtler bir olsun desin. Eğer şeylere, şey saçmalıklarına inanmıyorsak, yok işte büyük İsrail'i kuracaklar, büyük Kürdistan'ı kuracaklar falan. Böyle bir şey isteyen bir tane uluslararası güç yok. Hatta mümkünse Kürtlerin bir özgürlükçü, ilerici potansiyeli varsa bunu ortadan kaldırayımın derdinde uluslararası güçler ilişkiye girdiklerinde de. Yani şöyle bir laf söylemek istemiyorum. Kürt'ün Kürt'ten başka dostu yoktur demek istemiyorum ama bölgesel ve uluslararası güçlerin buradaki ilerici potansiyeli mümkün mertebe kırmak, burada da şimdi Türk sopasından bahsediyorduk. Kürtler de bazen birbirlerine karşı sopa olarak kullanılabiliyor. Yani Türkiye'nin Güney Kürdistan'daki üsleri, istihbaratı, askeri hareket kapasitesi, KDP izin vermese olur mu? Yani Hevler izin vermese, Erbil izin vermese olur mu? Olmaz. Yani ABD izin vermese de olmaz. ABD'nin ve Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin onayıyla oluyor. Bu da kolay kolay ortadan kalkacak bir şey değil. Ama burada şeye dikkat etmek lazım. Rojava Kürdistan'da Kürtlerin direnişi ve atılımı diyelim, devrim diye niteleyen olduğu, işte bu bir statü kazanmak ya da devrim diye nitelemek için yetersiz diyen olduğu falan ayrı bir tartışma. Ama uluslararası anlamda bu meşruiyeti çok kuvvetli olan ve kazanımları, talepleri elde edebilmesi açısından Kürt Ulusal Birliği'nin sağlanmasını beklemesi de gerekmeyen diyeyim. Çünkü onu beklediğinizde epey bir zaman bekleyeceğiz. Acaba görecek miyiz bilmiyorum. Biz görecek miyiz? Ama Rojava'nın 2014'ten itibaren o verdiği direnişteki meşruiyet sadece Kürtler arası ulusal birliğin bir unsuru olmanın ötesinde dünya halklarının özgürlükten, demokrasiden, yeni bir toplum idealinden yana nasıl diyelim, şeyi de, devletleri de yer yer zorlayan bir meşruiyet kazandı. O meşruiyet, evet, Şam'ın şeyi, şöyle bir niyeti yok, aman işte Kuzeydoğu Suriye'de de bir özerk yönetim olsun, böyle demeyecek de. Elbette burada Türkiye ile, yani Şam'la Ankara arasındaki yakınlaşma bir devreye girecek. Hatta ne Rusya ne de Amerika, hangisi nihai belirleyici olursa olsun, böylesi bir özgürlükçü Kürt yapılanmasının, bir statünün açığa çıkmasını istemeyecek. Kendi çıkarları doğrultusuna bakacak ama Rojava'nın bir gücü var, bir meşruiyeti var. Şeyde de olmayan bir meşruiyeti var. Yani ABD işgalinden sonra elde edilmiş bir statü değil Suriye'deki. Suriye'deki ABD'yi kendi stratejisini değiştirip bir başka biçimde, yani yıpranan meşruiyeti, cihatçılarla, ÖSO'yla başladığı yolda buradan meşru bir şekilde giremiyorsun deyip getirten, ya da Rusya'yı şu an Şam-Rojava yakınlaşması için, diyaloğu için harekete zorlayan bir şey. Burada şey biliyoruz, şöyle bir avantaj var.
Yani bütün Orta Doğu'ya baktığımızda birçok dezavantaj göreceğiz. Şey istemeyecekler yani Şengal'deki durumda istemiyor. Türkiye de bunu istemiyor. Diğer bölge güçleri de istemiyor. ABD'de hatta işte tırnak işbirlikçi güçler de diyelim bu parçalanmanın beslenmesine izin veriyor. O yüzden Şengal bu kadar kolay hedef alınabiliyor. Ama avantaj ne? Türkiye'nin Suriye topraklarında artık hakimiyet kurması, hakimiyetini ilerletmesi, yeni adacıklar oluşturmasına hem Rusya tarafından hem de Amerika tarafından bir kırmızı çizgi çekildiğini, Türkiye'nin burada ilerleyemediğini, bundan sonrasının şeyin diplomasisine kaldığını, yani Suriye içerisindeki süreçte ilerleyen Türklerin de burada elinin güçlü olduğunu, hele de Erdoğan iktidarının uluslararası izolasyonu, yani bir mutlak izolasyondan bahsetmiyoruz. Ama işte ben pazarlık yapayım sizinle falan, o bitti. Yani Amerika'da öyle bir pazarlık kapısı açmıyor, Rusya'da öylesi bir pazarlık kapısı açmıyor. Evet. Elbette kimseye mutlak güvenilemez, hiçbir uluslararası ya da bölgesel güce. Ama Kürtlerin avantajı sanırım, yani o istenen ölçüde olmayabilse de Rojava'daki o tarihsel kazanımda, o tarihsel kazanım da kolay kolay sökülüp atılamayacak. Öteki tarafa baktık mı, ben şey düşünüyorum, yani Rojava'nın dünya ile bağlantısı sanırım Hevler'le bağlantısı, yani Güney Kürdistan'la bağlantısını daha kuvvetli ve daha şeymiş gibi. Niye orada, yani onlarca PSK üssü nasıl orada yer alabiliyor? Şengal nasıl bu kadar hedef, yani IŞİD'e teslim edildiği gibi nasıl şeye de TSK'nın saldırıları karşısında bu kadar savunmasız bırakılabiliyor? O soru da ortada kalsın. Yani. Tam buradan başlayalım, sizinle yine devam edelim. Sıralamayı biraz değiştirerek gidelim. Tamam. Bir eşitlik de sağlansın. Ben konuk olduğumda biliyorum. Sona kalmalarda bazen değerlendirmenin başta yapılmasından daha farklı sıkıntılar yaşanabiliyor. Aynı konuya da girdiniz zaten. İşte son dönemde de dikkat çekici bir gelişme. DAEŞ, IŞİD peşmergeye saldırmaya başladı Kerkük civarında. Diğer taraftan Türkiye'de uzun zamandır yapıyor ama DAEŞ ile eş zamanlı Şengal'e yine saldırdı ve Şengal Özerk Yönetimi Eş Başkanı Mervan Bedeli katletti. Bunların eş zamanlı olmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Ve gerçekten bu ilişkiler içerisinde baktığınızda orada belki çok açık sormak gerekir. Ne tür oyunlar oynanıyor Türkiye'nin ya da başka bölgesel güçlerin başını çektiği? Evet, yani IŞİD'i değerlendirirken şöyle değerlendirmek lazım. Bütün ulus, yani bölgesel güçler IŞİD'i bir şekilde araçsallaştırmaya çalıştı. Hani kimin kimle nasıl bir istihbarat üzerinden anlaşması vardır, nasıl bir yönlendirmesi vardır onu bilemeyiz ama IŞİD'in kendi aklı diye bir şey de var. O kendi aklı da bir girdiği ülkede, faaliyet yürüttüğü ülkede ki işte Irak Şam İslam Devleti diye şey yapmıştı. Irak ve Suriye'deki eylemlerini Avrupa'daki ve Türkiye'deki eylemlerinden ayrı değerlendirmek lazım. Orada en sorunlu yani iç fay hatlarına dokunan yerlere vurmayı hedefliyor. Şeyde de onda nedir? Peşmergeyi de kendince bir zayıf nokta. Nasıl bir okuma yaptılar bilemiyoruz ama Irak içerisinde bir tür zayıf nokta, zayıf halka olarak görmüş olabilir bu saldırılarında. Bir bilgiye sahip olarak konuşmayayım. Bilgiye sahip olarak konuşanlar daha fazlasını söyleyebilir. Sadece IŞİD'in bir mantığından, eylem mantığından bahsetmeye çalışıyorum. Evet. Bununla hareket etti ve başkalarının da çok işine de yaradı. Çünkü istihbarat yönlendirmesi diye bir şey de var. Ama Şengal'e özeline baktığımızda Şengal şeydeki Rojava'ydı. Güneydeki Rojava. Yani Rojava deneyiminin güneydeki karşılığıydı. Yani orayı 7 sarı mekaplı mı, 8 sarı mekaplı mı? Kaç kişi kurtardı? Yani o bir IŞİD istilasında Irak ordusu, peşmerge vesaire geri çekildiğinde oraya Kürt Özgürlük Hareketi'nin silahlı güçlerinden gidip az sayıda
gerilmenin orada bir başka süreç, toplumsal, siyasal süreç başlattığını biliyoruz. Oradaki büyük katliamı da en azından frenleyerek, durdurarak bir başka siyasal gerçeklik de açığa çıktı. Şimdi bu siyasal gerçekliğin var olmasını ne Türkiye ister ne de Irak ister şey de pek istemiyor. Öyle görüyoruz. Hani bugüne kadar pek dostane davranılmadı. Yer yer şeylerle bile o Şii, Haçlı Şabi güçlerinin bile, ki o da kendi iç denge hesapları vardır ama yani Kürtlerin bir araya gelememesi, parçalılığı dediğimiz sorunu orada çok daha dramatik şekillerde karşılık bulduğunu gördük. İşte o resmi açıklamaları vesaire karşılıklı suçlamalara da yansıdı. Ama Şengal deneyimi hem bir siyasal deneyim olarak ortadan kaldırılmak üzere, iki Kürt Özgürlük Hareketi'nin iki, yani Irak ve Suriye arasındaki etkinlik alanının diyelim, yani daha birbirine yakın bu siyasal yapılı şeyin, toprak egemenliğinin şey olarak, köprülerinden biri olarak da görülüyor. Yani bir de askeri mantığı var. Bu askeri mantıkta Şengal'de YPŞ egemenliğine, YPŞ faaliyetine ya da ona bağlı siyasal güçlerin, yani bir öz yönetim varlığına tahammülü yok. Nasıl ki Türkiye'de, yani şey mantığıyla düşünüyor, Türkiye'de kendi şehirlerini yerle bir eden mantığın, ben bu öz yönetim mantığına ne Türkiye içinde ne Suriye'de, asıl olarak Suriye'ydi oradaki şey, burada da izin vermeyeceğim. İki, işte bir askeri mantıkla da ben bu şey hatlarını, bu toprak parçalarını birleştiren Kürtlerin, Kürt Özgürlük Hareketi'nin kontrolündeki toprak parçalarını birleştiren bir şeye izin vermeyeceğim diyor. Bunu derken de Amerika'nın da Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi yöneticilerinin de onayını ve yer yer fiili desteğini de alabiliyor. Burada başka şey projeleri giriyor. Yani ehlileştirme. Evet, yani Türkiye'yi sopa olarak kullanma Kürtlere karşı dediğimiz ya da Kürt Özgürlük Hareketi'ne ya da şeyde de Şengal dedi. Bunu bazen farklı Kürt fraksiyonları da bu sopayı maalesef kullanıyor. Ama şudur, yani eğer Irak Kürdistan'ında ya da işte Güney Kürdistan'da bir gerçek toplumsal dönüşüm ileriye doğru gitmekten bahsediyorsak, Şengal'in yaşaması ileriye doğru bir gidiştir. Şengal'in korunması, ama Şengal'in bu saldırılara teslim edilmesi de geride ısrar etmek, geriye doğru gitmek. Yani ben şeyi hakikaten bunun Kürt hareketini ya da bu ortamı dışarıdan gözleyen, tartışan biri olarak, yani dışarıdan da hayretle gözlendiğini, hani nasıl olur, nasıl teslim edilir diye pek de kabul edilebilir bir durum da değil. Evet. Sadece Kürt siyaseti açısından değil, Orta Doğu'da ya da bölgede, daha geniş coğrafyada halkların özgürlüğü, eşitliğinden yana beklentiler içerisinde olanlar da bu doğrultuda siyasetler yapanlar açısından da kabul edilebilir değil. Ha, burada şey, Batı'nın tutumu maalesef bu soykırımları, bu insan hakları ihlallerini bu bölgedeki her zaman kör kalmak şeklinde oldu tutumları. Onları zorlamadığınız sürece, yani onlar bunu görmek zorunda kalması lazım. Peki. Ama şu an çok kolay da inkar da edebiliyor. Çünkü işte az önce bahsedildi. Siz katliam var dersiniz. Diğeri de der yok, orada katliam yok. Orada işte bir takım bozguncu güçler var. O güçlere karşı asayiş sağlıyorum ben. O zaman da ellerini rahatlatmış oluyorsunuz. Yani Batı ikiyüzlülüğüne de imkan verilmiş oluyor. Peki. Sinan Bey, sizinle devam edelim istiyorum. Bu konuya ilişkin görüşlerinizi de almak istiyorum. Doğrusu DAEŞ'in saldırıları da birçok kesim belki sürpriz gibi değerlendirdi, ama siz DAEŞ saldırılarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir de Şengal üzerinden yürütülen hesaplara ilişkin ne dersiniz? Buyurun. IŞİD başından beri sadece kendi kılıcını sallamadı. Başkalarının kılıcını da salladı. Başkalarının hesabına da çalıştı. Bunu
belirtmek lazım. Özellikle Taliban'ın ikinci kez Afganistan'da iktidar olmasıyla birlikte, her ne kadar sorunlu iktidar olsa da yine de cihadist grupların, İslami grupların, siyasal İslami grupların, başta IŞİD'in Uyan hücrelerini yeniden canlandırdı. Afganistan'dan şeye kadar, ne derler, Irak'a kadar IŞİD hareketlenmeye başladı. Bir, bu hareketin altında bu yatıyor. İkinci etken önemlidir. O tam da o saldırılar peşmergeye dönük geniş alanda saldırılar sürerken Türkiye'den sesler yükselmeye başladı. Yani peşmerge Kerkük'ü işgal ediyor denilmeye başlandı. Dahası vardı. Sadece peşmerge Kerkük'ü işgal ediyor denmedi. Dendi ki biz gerekirse peşmergenin Kerkük'e dönüşünün önünde yüz binlerle her neyse sivil olmaya hazırız propagandası söylendi. Bu IŞİD'in saldırısıyla bu söz konusu olan Türkiye'de yükselen propaganda, ırkçı propagandayla paralel gelişmesi dikkat çekiciydi. Belki de yine bununla bağlantılı bir şey daha belirtmek lazım. Şimdi 2017'den sonra ilk kez tartışılıyordu, konuşuluyordu. Peşmerge, Irak merkezi ordusuyla birlikte de olsa 140. madde kapsamındaki Kürt kentlerine dönüşün yolu açıldı. Bu sadece Türkiye değil, bütün statükocu güçleri rahatsız ediyor. İran'ın burada rolu nedir? Türkiye'nin rolu, Türkiye'deki belli siyasal güçlerin rolu biliniyor zaten. Bir nokta daha önemlidir, üzerine durulmaya değerdir. Bilmiyoruz, belki Azat Bey onun üzerine durur. Yarın öbür gün bu saldırıların ardında malum bir ara IŞİD hem Hevler'e hem Bağdat'a dayandı ve arkasından da Amerika'ya dönün çağrıları yapıldı. Yani benzer çağrılar yenilenir mi? Irak merkezi hükümet tarafında ABD'ye dönük muharip güçlerinizle geri dönün tekrar denilir mi? Bu soru olarak dursun ortada, izlemek lazım yani işin altında, işin içinde ne var ne yok diye. Ama bizi esas ilgilendiren bu saldırılarda peşmergenin Irak'ta Kürdistan bölgesel hükümetinin taşıdığı siyasi zafiyetin ne olup olmadığı meselesidir. Yani bu esas bizi ilgilendiriyor. Kürt siyaseti, başta Kürdistan hükümeti, KDP'siyle, YNK'siyle askeri güce sahip olan partiler, maalesef partiler diyoruz biz halen, daha aşılamadı tam olarak o. Bu barındırılan zafiyet nedir? Bunun üzerine durmamız gerekiyor, durmaları gerekiyor. Bu bakımda hali hazırlıklara ulaşmadım takip edebildiğim kadarıyla. Bu önemlidir. Yani peşmerge ne gibi zafiyet taşıyor ki IŞİD saldırılarını tırmandırdı? YNK'deki siyasi dağınıklık, başka gelişmeler bunu ne ölçüde etkiliyor? Bunun üzerine durmak gerekir. Schengen meselesine Türk gelince... Türk devletinin özellikle bölge üzerindeki baskısı, askeri üsleri ve oradaki askeri siyasi hegemonyası diğer taraftan ağırlıkla KDP üzerinden Türkiye ile gelişen ilişkiler de bir anlamda böylesi bir saldırıya fırsat veriyor diyebilir miyiz? Şimdi KDP ile Türkiye işbirliği içerisindedir. Bu işbirliğinin sonucu olarak saldırılar gelişti demek yerine, yani böyle bir kurgu yerine böyle bir okuma bizce yanlış olur. Yani Türkiye'nin işbirliği yapacak KDP diyelim ki peşmergenin saldırısına yol açacak. Hayır, ama KDP'nin Türkiye ile, Kürdistan hükümetinin Türkiye ile olan ilişkileri, ekonomik ticari ilişkileri bu açıda ne derler, Türkiye'nin bölgeye dönük olarak daha rahat siyasi ve askeri hareketine yol açıyor. Aynı zamanda oradaki IŞİD ve benzeri grupların yönlendirmesinde de elini rahatlatıyor. Ama burada Kürdistan bölgesel hükümetinden önce Türkiye'nin Irak'a, Kürdistan bölgeselindeki saldırılarında esas merkezi hükümet bu bakımda belki de birinci derece sorumludur. Çünkü hava sahasını denetleyen Kürdistan hükümeti değildir. Hava sahasını denetleyen koalisyon güçleri ve malum Irak federal hükümetidir. Yani eğer siyalar elini kolunu sallayarak her gün ne derler, Şengal'da, Kamışlı'da, hattında rahatlıkla hareket edebiliyorlarsa burada başta koalisyon olmak üzere Irak federal hükümetinin şeyi vardır, sorumluluğu vardır. Bu bir siyaset izleniyor koalisyon güçleri. Bu siyasetin çıkmaz yol olduğunu biz daha önce de dile getirdik. Yani onlar şimdi Rojava'da Kürtlerin birliği, Kürdistan bölgesinde ise farklı siyaset izliyor Amerika Birleşik Devletleri, İran'a dönük olarak. Bu politika sıkıntılıdır, sorunludur. Evet. Kürtler asla bu politikayı kabul etmeyecekler. Yani bu Amerikan ikili politikasını.
Schengen'e ilişkin belki biz ne derler bir temennide bulunabiliriz. Yani Schengen coğrafik olarak Kürdistan'ı birleştiren bir coğrafya. Büyük bir nokta malum. Jeopolitik konumu, evet. Jeostratejik konumu, iş var. Şimdi köprüsü. Şimdi bu siyaseten köprü olamıyor. Niye köprü olamıyor? Kürt siyasetinin Schengen üzerindeki hesabı eğer sömürgeci tehdidinin altına çekilmezse Kürtler arasındaki çekişme Schengen üzerine devam edecek. Peki. Yani bizim parti olarak her zaman üzerine durduğumuz şey şu, Kürt siyaseti ne zaman sömürgeci tehdidi başa alacak, Schengen meselesinde başa alacak, kendi aralarında uzlaşmak zorundadır. Bunun başka bir alternatifi yoktur. Schengen üzerindeki bir çatışma hem Rojava için hem Kürdistan bölgesi için, Kürtler arası diyorum tırnak içine bir çatışma, evet, şu anda öyle bir şey gözükmüyor. Olmaması için herkes elinde ne geliyorsa yapmalıdır. İki parçanın da ne derler muazzam şeyine yol açar. Zafiyetine, evet. Kazanımların kırılmasına yol açar. Çağrımız odur. Schengen üzerinde Kürt'e elini uzatmak zorundadır. Bunun alternatifi de yoktur. Peki. Azat Barış, sizinle devam edelim. Bu konuda özellikle Schengen'e dönük de yorumlamanızı isteyeceğim. O bölgeyi bir ezidi kimliğiniz de var. Daha yakından takip ediyorsunuz. Bir de böylesi bir tabloda uluslararası güçlerin sessiz kalmasına, yani böylesine 74 ferman yaşamış bir halka yeniden katliam dayatılmasına sessiz kalmasını nasıl değerlendirmek gerekir? Ne düşünüyorsunuz? Evet, dediğiniz gibi bir ezdi kimliğim de var. Zaten her insan yahut da beşer olarak da çok kimliklidir. Ama bu bir kimlik divizyonu değil benim bahsedeceğim. Bipolar olabilir. Ben şu anda ezdi olarak Schengen'e bakıyorum. Ama diğer değerlendirme yaptığım zaman bir sosyal bilimci ve saldırılar karşısında Rojava Güney Kürdistan dışında da bir Kürt olarak bakıyorum. Dolayısıyla üç kimlikle en azından şu anda burada bulunuyorum. Şimdi Schengen değerlendirmesini benim aklı selim ve öfkeden uzak, kontrol edilmiş bir öfkeyle bahsetme mümkün değil. Hiç mümkün değil. Ben Schengen meselesini sadece tesadüfler sonucunda yahut da amok bazı saldırıların yer bulduğu, vuku bulduğu bir olarak görmüyorum. Çok planlı ve tarihten günümüze kadar gelen çok uzun bir tarihi ve tarihçesi var. Schengen'in önemini bence Kürt tarihinin arka planında aramak lazım. Bu saldırıların bu kadar keskin bir şekilde geliyor olması. Tabii ki Schengen 2014 yılında bugün üzerinde konuştuğumuz siyasal bir kurguyla anılan bir yer değildi. Ezidiler devrim yerinde ise kendi ana vatanlarında, ana topraklarında tarih öncesi bir rüya içindeydiler. Her gün avuçlarını gök kubbeye açarak Kürtçe anlayan ve Kürtçe konuşan melekler adına Kürtçe anlayan bir tanrıya dua ediyorlardı. Ve gelip öyle öldürdüler, katlettiler 73 kere. Yani 72 kere 72 millet için her gün duaya duran, aynı nazarla 72 millete bakan bir etno dinsel grup vahşi bir katliama maruz kaldı. Ve ne yazık ki sadece saldırılanlar değil, saldıranın arkasında olanları da aramak lazım. Çünkü onların Kürdistan'la bir sorunu var. Şimdi Berzani ailesi, daha doğrusu ben Güney Kürdistan'la ilgili konuşurken Hevler hükümetinin tamamını asla suçlamam. KDP'nin domine ettiği hükümetle ilgili konuşmak istiyorum. Bakınız, Schengen'le ilgili özel bir antlaşma çıktı. Ve bu antlaşmada şöyle, yani Türkiye istedi, ABD icazet verdi ve Kazımi el mahkumdu ve KDP dominansı, daha doğrusu Berzani ailesi buna onay verdi. Ve mesele şuydu, denildi ki, Ezidilerin şu anda oluşturdukları bu sosyal kurgu, yani kendi kendini yönetme hükümeti ortadan kaldırılacak dedi. Çok net. Şimdi biz kalkıp metaforlarla, ne bileyim güzellemelerle konuşmamızın hiçbir anlamı yok bir Ezidi olarak. Ve aklımızı da biz ekmekle yemedik. Çok net biliyoruz. Bu anlaşmanın arkasında duran herkes Mervan'ın katilidir, Mam Zeki'nin katilidir ve Ezdi katliamının da ortağıdır.
12 bin peşmergeyi, ki gözümüzde kahraman olan, başlarına yemin ettiğimiz ve baba evimde resmini asılı gördüğüm, ilk gördüğüm Kürt kahraman Mellem Mustafa'nın oğulları benim ait olduğum halkı sattı. Çok net söylüyorum. Bunu olgularla ortaya koyduk. Videolarla, resimlerle ve peşmergeye verdikleri emirlerle. İşte peşmerge, o dönemki peşmerge komutanları bir soruşturma geçirmeden, farz edelim ki merkezi hükümet, Kürt mi, Kürdistan merkezi hükümetin emri olmadan çekildiler. Onları bile soruşturma yapmadan, herhangi bir şey yapmadan herkes yine deyim yerinde ise balkon genişliğinde büyük şişmiş göbekleriyle dolaşıyorlar. Bakınız, öfkesiz konuşamam bu meseleyi. O nedenle Şengal'a saldırı Türkiye'nin tabii ki istediği bir şeydir. Çünkü Türkiye Kürt meselesi Samsun ruhuyla bakıyor. Samsun ruhu nedir? Devşirmedir, asimile etmedir, yok etmedir. 1919'dur. Yani sonradan Zilan'dır, Şeyh Said'dir ve Büyük Pir Seyit Rıza'dır. Yani bu katliamların ruhudur Samsun. Ama Kürtler ilk günden itibaren sürekli Eşmer ruhunu öne sürdüler. Yani rasyonel bir şekilde halkların birlikte yaşayabilecekleri bir dünya kurgusu. Şengal bunu yaptı. Şimdi Şengal'ın saldırıya maruz kalmasının başka sebepleri de var. Çok aktörlüdür çünkü. Çok aktörlü olması nedeniyle Şengal Irak'ta olmayan şu anda bir yönetime sahip. Ve suçlama şu: PKK'nin etkisi altında. Gayet olabilir. Ama PKK'nin orayı yönetemediğini hepimiz biliyoruz. Etkisinin altında kalmıştır. Ama Yenekeli Ezdi de var. Ve yine Kürdistan Demokrat Parti'nin içinde önemli yerlerde yer alan ezler var. Peki saldırıların yoğunlaşmasının sebebi ne? Sizin sorunuzun birinci bölümü oydu. IŞİD neden tekrar şahlanıyor tırnak içinde? Bir Afganistan'a bakmak lazım. Bütün Suni gruplara inanılmaz bir yaşam yakıtını verdi. Herkes tekrar canlandı ve bunu yapabileceklerini gördüler. Bir. İkincisi, Irak'taki seçimler şaibeliydi. Ve o seçimler tekrar böyle bir şeyin olmasına yol açtı. Görüyorsunuz değil mi? Sesinizi alamadım. Ha, sesim geliyor mu şimdi size? Araya girmek istedim. Son 10 dakikamız, son tura da sizinle girelim. Tam dediğiniz başlıklar üzerinden de konuşalım istiyorum. Açarsınız da. Yani Afganistan tablosu DAEŞ saldırısını başlattı dediniz. Evet, bu bölgenin yeni bir savaşın eşiğine girdiği biçiminde de yorumlanıyor. Bunlarla birlikte bir de bize şöyle en fazla 3 dakikalık bir süre içerisinde mümkünse çözümü de yorumlarsanız bu üçüncü tur, son turumuzu da başlatmış olalım böylece sizinle. Buyurun, devam edin. Teşekkürler. Evet, yani Afganistan'da ortaya çıkan belirsiz durum, daha doğrusu Suni dünyanın bir zaferi olarak kutlandı ve bunun arkasında mevcut uluslararası ilişkiler bağlamında da üzerinde titreyerek ilişki geliştiren Katar ve Türkiye'dir. Katar ve Türkiye, DAEŞ'le ona benzeri bütün Suni yapıların ya finansal finansörü olmuştur ya da fikriyat anlamında onlara yakıt veren bir deyim yerinde güçlü baba rolünü oynamıştır. Hala devam ediyor. Çözüm İkincisi nedir? Ona ise, kısaca değinirseniz. Evet, çözüm şudur. Yani çözüm şu aslında. Bu saldırılarla Kürtler arası tarihten gelen bağların koparılması, güvenin zedelenmesi, kardeşlik mefhumunun yerle bir edilmesi amaçlanıyor. Yani eğer Güney Kürdistan'daki Türk işgali bizde şöyle bir algı oluşturuyorsa, KDP'nin eliyle bu gelişiyor deniliyorsa, bizim ne yazık ki aklı selim bir şekilde rasyonel bir ilişki kurmamız olanaksızlaşıyor. Buna imkan vermemek lazım. Onun için de Kürtlerin ulusal birliği çok büyük iddialı bir şey olur, evet. Ama en azından bir diyalog yolu, bir diyalog merkezi ve partiler üstü bir akıl adamların, bir akıl insanlarının bir araya gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Evet. Şengal meselesinin çözümü ise, son sözüm, çözümü ise Kürt siyasal birliğin içinde
ezdilerin kendilerini özgürce yönetebilecekleri bir özgür, bir otonom Yezidhan'dır. Yani bu otonom Yezidhan da Vatikan gibi bir yapıya bölünebilir. Hiçbir Kürt'e zararı olmaz. Kürt ve Kürdistan'ı evet. güçlü kılar. Bütün halklara da bir örnek, bir model evet. teşkil eder. Teşekkür evet. ederim. Ben de teşekkür ederim. Ali Ergin Demirhan, sizinle devam edelim. Son turda da son sözünüzü de söylemiş olursunuz. Bu program babında tabii. Gerçekten savaşın eşiğindeyse bölge, çözüm nedir? Ne yapmak lazım? Şöyle 2 dakikayla özetlemenizi rica edeceğim mümkünse. Yani IŞİD'in varlığının ben Afganistan'dan çok Türkiye kontrol gerillasıyla bağlantılı olduğunu düşünüyorum. Çünkü Taliban'a bakarsanız her gün IŞİD'e sürekli operasyon yapan bir Taliban görürsünüz karşımızda. Elbette verdiği ilham, az önceki konuşmacıların konuşmalarda değinilen şeyleri karşı bir şey söylemiyorum. Sadece Taliban'dan daha kuvvetli bir desteği, doğrudan desteği, Taliban'dan alamadığı doğrudan desteği Türkiye kontrgerillasını alan bir cihatçı ağı var söz konusu olan. Yalnız Türkiye kontrgerillasının temsil eden iktidar Türkiye'de çok ciddi bir sıkışma altında ve bu iktidar gerek Türkiye halkları gerekse Türkiye egemen sınıflarının bir bölümü tarafından artık istenmeyen, onları yönetmekte güçlük çeken ve gidici diye tartışılan, o kadar kolay gitmeyeceğini de biliyoruz ama gidici diye tartışılan bir iktidar. Bu iktidarın gitmesi için Kürt Hareketi HDP çok kilit bir pozisyonda. Aritmetik anlamda kaçınılmaz bir pozisyonu var, tasfiye edilemeyen. Fakat bu aritmetik avantajın, bu aritmetik kozun bölgeyi de etkileyecek bir siyasal, toplumsal, somut ilerlemelere yol açabilecek bir koza dönüşebilmesi bu aritmetin bir toplumsal karşılığı olup olmamasına bağlı. Türkiye'de sokak uzun süredir bastırılmış durumda toplumsal hareket. Yani daha sindirilmiş, ağır baskı altında ilerliyor ama tekrardan hareketlenme var. Bu hareketlenme içerisinde HDP'nin seçim düzlemindeki aritmetik avantajını destekleyecek ve barış talebini de kendi içinde barış, bu cezasız bırakılan cihatçıları da içeren kontrgerilla ağından hesap sorulması şeklindeki taleplerle ilerleyen bir toplumsal karşılık, bu toplumsal sesin yükseltilmesi, somut bir güç olarak ortaya konması önümüzdeki süreçte de belirleyici olacak ve bölgede eğer barış politikaları hakim kılınabilirse ki bu savaş yapısı kriz içerisindedir, ister uluslararası güçler anlamında söyleyin, ben çok hevesle de bir savaşa dalmak istediklerini düşünmüyorum. Erdoğan kaçınılmaz olarak buna sarılsa bile ama eli o kadar avan kuvvetli değil. Bu savaş yapısı durdurulduğunda ve barış talebi yükseldiğinde bölgenin ilerici potansiyeli Rojava'dan Şengal'e kendi evet. yolunu bulacak. O güçlü toplumsal karşılıkta iyi bir yol açacaktır diye düşünüyorum. Bölge halklarıyla ilerici güçlerle, halk güçleriyle dayanışma içerisinde. Peki. Bu kadar benim söyleyeceklerim. Peki. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Sinan Bey, sizinle bitirelim. Son söz sizin olsun ama özellikle biraz da iç siyaset bağlamında kısaca değerlendirmenizi isteyeceğim. Son 2 dakikamız bu arada. Yani evet, bir savaş tamı çalınıyor tekrar yeniden ama Erdoğan bunu başarabilecek tabloda mı? Muhalefet savaş tezkeresinde hayır dedi ama hala ciddi bir savaş karşıtı politikası yok. Türkiye'de HDP, diğer sol sosyalist hareketler, Kürdistani hareketler ise savaş karşıtı politikadan net ama onlar da bir arada değil. Şöyle 2 dakikada bu soruyu nasıl özetlersiniz bilmiyorum ama kolay değil sizin için. 2 dakikada özetlerseniz sevinirim. Şimdi başta şunu söyleyeyim. Bir yazının başlığını aktarayım. Yetiştirirsem yeni yaşama göndereceğim. Çin modeli, siyasi olarak Putin despotizmi. AKP buna yöneliyor. Yani zaten Çin ekonomik modelini Doğu despotizminin İslami versiyonu olarak şey yapmazsa, ne derler, birlikte yürütmezse mümkün değildir. Şunlar söylenebilir, AKP 2015'ten bu yana Kürtlerle ne birlikte yürüyebildi ne Kürtsüz yürüyebildi. Tıkandı orada. İkincisi, tek adam rejimi siyaseten de tıkandı. Bunun altını çizilmesi gerekir. Geldiği nokta itibariyle sadece Kürtleri tehdit etmiyor. CHP kapatılsın sesleri eşliğinde bütün siyasi muhalefeti, herkesi tehdit ediyor. Bunun üzerinde tabii ki bütün muhalif güçler, başta Kürtler olmak üzere hepimiz düşüneceğiz. Üçüncü etken,
ekonomik olarak hakikaten tıkandı malum. Yani öyle birisine tıkandı ki artık ekonomistler değil. Hepimiz ekonomist olduk yani. Evdeki vatandaş bile ekonomist oldu günlük olarak. Çıkışı nereden görüyor? Çıkışı ekonomik olarak demin dediğim gibi Çin modeli, siyasi olarak Putin despotizmde görüyor. Bu şey yol açar mı? Bu çıkmaz yoldur. Bunu Türkiye hakları, Kürt hakkı asla kabul etmeyecek. Sokaklar gayet demokratik haklarını kullanmak için hayır diyecekler, AKP'ye istifa edecekler. Buradan seçim anketlerine bakıyor. En yakın, en yandaş anket bile AKP'yi ne yapıyor? Millet Cumhur İttifakı'nı seçimlerden sandıkta çıkmadığını gösteriyor. Dolayısıyla Erdoğan bütün güçlüklere rağmen iş sıkıntıları, siyasi ve ekonomik çıkmazı dışarıda Kürtler üzerine bir savaşta arar mı? Kürt siyasetinin bunu iyi takip etmesi lazım. Arar demiyorum illa ama buna zorlanabilir kendi geleceğini kurtarmak açısından. Peki. Sinan Çiftürek, Kürdistan Komünist Partisi Genel Başkanı, Azat Barış, Yeni Yaşam Gazetesi yazarı, yine Ali Ergin Demirhan, Sendika.org editörü, gazeteci arkadaşımız. Her üçünüze de görüş ve değerlendirmelerinizi bizimle paylaştığınız için teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Evet sevgili izleyiciler, programımızın sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yine başka konu ve konuklarla buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.